Kimin tercihiydi Uğur beraber yaşamak? Benim tercihim. Ha, Serap hiç hoşnutsuz olduğunu dile getiriyor. Ben onun fikrini aldım. Ha. Hiç yapmadı. Ha, anlaşıyorsunuz. Anne beraber yani oturalım dedi. Kim yapıyor yemekleri falan evde? Serap. Aa. Ha, çalıştığım için. Aa, siz çalışıyorsunuz. Evet, ben çalışıyorum. Ne iş yapıyordunuz? Okulda çalışıyorum. Aa, ne kadar güzel. Teşekkür ederim. İyi geçiniyorsunuz benim yani, anladığım da. He. Arada ama gündelik hayatta olur öyle şeyler. Yemeklerini de yani şey ettiğim için yani yemek hep Serap'a bıraktım. Mutfağı, her şeyi Serap. Evimiz hep Serap'a ait. Evi Serap döndürüyor. Evet. Serap maşallah ona. Çalışıyor mu Serap? Yok, çalışmıyor. Çocuğa oluyor. Serap çizmeyi de sevmez. Aa, evet. Hayır, sevmeyi sevmez. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Zorla çıkartıyoruz evden. Zorla. Hiç gitmiyor musun? Almıyor musun karını? Gel bir hava alalım, pikniğe gidelim, deniz kenarına gidelim, çay içelim. Arada sırada gidelim diyorum. Evimizde oturalım diye. Aa, o da bir değişik. Evet. Sıkılmıyor yani mu ayol? Sevmiyor. Evet. AVM'leriymiş, mesela deniziymiş, hiçbir şeyi sevmiyor yani. Allah Allah. Ben orada yoruluyorum, sıkılıyorum. Evimde daha rahatım diyor her zaman için. Kimisi de evcimendir canım, evet, ev kuşudur. İşte öyle sever. Ama küçük de kızın çocuğun olduğu ama için yani çocuk dışarı lazım, çıkarmak lazım. Parka bahçeye götürmüyor musunuz çocuğu? Arada götürüyoruz. Dur, ben bu işe bir el atacağım. Sen dur, sen dur, merak etme. Siz bana bir kahve yapın, bak neler söyleyeceğim. Tamam, hadi gel sana mutfakta sürprizim var. Aa! Normal ekmek değil mi? Hangisi çavdar ekmek? Çavdar mı alacaksın? Kepek ekmeği alayım ya. Ay. Onlar tost ekmeği Serap. Bu? Tost mu yapacaksın kayınvalidelere? Ya bunlar bir de derler normal ekmek istiyoruz. Biz bu kepekli ekmek yemeyiz derler. Neyse bir tane aldık, başka yok. Listesini kontrol eden gelinimiz alışveriş arabasını kasaya yanaştırıyor. Domates salçası nerede? Aa, domates salçası. Koş Serap, koş! Domates salçası nerede abla, nerede? Çabuk Serap, çabuk! Lan geç. Barkodu yok. Eyvah, etin tartılmamış, barkodu yok. Abi buna barkod koymuyor musun? Hemen çabuk. Süren bitiyor. Abi hadi. Koş Serap, koş. Geldim. Daha 2 dakikan varmış. Misal ödümü kopardın. Koştur. Aldıklarını kasadan geçiren gelinimiz bakalım ne kadar ödeyecek. Ne kadar ödeyecek abi? 242 lira. Tamam, şöyle vereyim. Serap, bitti mi alışveriş? Bitti işimiz. Gidiyoruz şimdi. Alışveriş torbalarını sırtlayan gelinimiz hemen evine koşuyor. Şimdi sıra yemek yapmada. Gelin bakayım. Hoş geldiniz ana. Sizlerle köfte yoruyorum. Mercimek köfte. Vallahi. Ana çiğ köfte. Mercimek. Bu Antep salçası deneyin bana. Evet. Şunu bana koklatır mısınız lütfen? Buyurun. Ben bunun hastasıyım. Bunu bir hafta oldu yaptırdık, geldik. Acılı mı? Evet. Ay, bir lokma ekmek varsa tabii üstüne sür de versene. Tabii, ben hemen, buna ay. Şimdi ondan köfteye katıyorum. Kolay gelsin. İsim neydi? Selma. Selma Hanım, komşu musunuz siz? Yok, kız kardeşim. Uğur'un. Çok memnun oldum. Ay ya, inanmıyorum ya. Size özel. Ay Allah, mis ya, çok teşekkür ederim. Soğanlar muanlar. Evet. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben de yakınım hemen. Ay yaka, süper. İyi çok güzel. Ne zaman? Allah, salça ekmek. Çocukluğumun hatırası, rahmetli. Bir de bizim anneannem şey var, de sürerdi. Kendimiz özel yaptığımız domatesli sos var. Biberli domatesli sos. Sabah kahvaltıda yiyoruz biz onu. Arkadaşlar efsane. Evet. Ben hiç ekmek yemiyorum. Senelerdir öyle, ayda yılda bir şu salçayla anneannem rahmetli sürerdi üstüne, bir de soğan koyardı. Evet. Bir de ekmekler var böyle. Bak, sadece ekmekler. Bizim sıcak pidemiz olur. Antep pidesi. Arma. Onu süreceksin. Üstüne soğanı koyacaksın. Çok güzel olur. Yanına buz gibi ayran. Resmen böğürdüm, özür dilerim. Buz gibi ayran. Sokakta koştururduk. Evet. Annem de peşimizden. Oyunu bırakıp da eve çıkamıyorduk tabii. Kızım, al bari o salçalı ekmekli peşim. Evet. Efsane bak. Aynen. Bu acı işte bak.